Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu optik olacak. Konu anlatımı söyleyeceğimiz teslim ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan çalışma defteri fizik 10, 10. sınıf fizik yani ünite optik, optik ünitesi 8. sayı testi olacak sevgili arkadaşlar. Açık uçlu soruları çözüyoruz. Daha önce eşleştirme, boşluk doldurma, çoktan seçmeleri de çözmüştük arkadaşlar. Ve 8. sayı artık kitabın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Bu kitabın sevgili arkadaşlar tamamını ben sizlerle konu anlatımını çözüyorum. Buraya da linkini koyuyorum oynatma listesinin. Oynatma listesine tıkladığınızda tüm kitabın tamamını bulabilirsiniz. Artık 11'e de hazırlanıyorsunuz arkadaşlar. 11. sınıfla alakalı şimdi sayacağım bütün testlere ulaşabilirsiniz. Yine kanalımda 11. sınıfla alakalı ki onlar da neler? Mesela tekrar testleri 9, 10, 11, 12'ler için. Kazanım kavrama testleri ki 2022-23'te güncellendi bunlar biliyorsunuz. Yine 9, 10, 11, 12'nin tamamını kanalımda bulabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda matematik dersine ait olanların da tamamı yine kanalımda mevcuttur. Hem 10. sınıflara bakabilirsiniz. Eğer 11'e hazırlanmak istiyorsan da 11. sınıf videolarına da şimdiden bakma şansın var. Evet sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ederiz emekleri için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soru diyor ki siyan renkli, kimisi siyan diyor, kimisi ciyan diyor arkadaşlar. Yani siyan diye okuyalım hadi biz. Renkli bir filtreye beyaz ışık şekilde gibi gönderilip, bu filtrenin arkasına X ve Y filtreleri yerleştiriyor. Arkadaşlar beyaz ne alaka değil mi? Neden? Çünkü beyazın içinde hepsi var arkadaşlar. Kutu sayamam, bu da biliyorsunuz değil mi? Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. Böyle kodluyoruz. Kutu sayamam. Kim bunlar? Bak, kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. Tamam, sıralamayı da merak ederseniz gökşiye renkleridir arkadaşlar bunlar bir de. Şu arada bir de menekşe mavisi var. O da tam gökşiye renklerini oluşturur. Kutu sayamam. Evet, beyaz tamamını kapsıyor arkadaşlar bu renklerin. Diyor ki beyaz perde üzerindeki K ve L noktaları arası yeşil, LM noktalar arası mavi renkte göründüğüne göre, X ve Y filtreleri hangi renklerde olabilir? Şunlar. Sevgili arkadaşlar, öncelikle sana şunu söylemek isterim. Şu hatırlamıyor muyum kısmı var ya, bak trilyon tane renk göndermişler. Allah'ım, insanın kafası karışıyor değil mi? Bak şurada filtreler var, burada da yansıtmalar var. Ben sana kabaca triğini söyleyeyim. Şimdi şurada birazcık yine filtrelerle ilgili kafan karışabilir ama mesele şudur arkadaşlar. Biz sana hani daha önceki testlerde de gösterdik ya. Hani renklerin karışımları hangileri hangileriyle oluyor şeklinde. Onu da çizmiştim hatta. Nereye çizdim? Çizdiğim de gitmiş. Şurada göstermek istiyorum da. Mesela çoktan seçmelinin arkadaşlar 4. sorusunu da çizdik. Şimdi buradaki renkler mesela siyan arkadaşlar. Siyan ne? Yeşil ve maviyi içeriyor değil mi? Bak, genel manada, genel olarak söylüyorum. Bu arkadaş yeşil ve maviyi kapsadığı için, bu arkadaş yeşil artı mavi değil mi? Eşit oranlarda. Tamam. Kendisinde yeşil ve mavi olduğu için arkadaşlar bu filtre yeşil ve maviyi geçirir. Bak bu geçer, bir de bu geçer. Aynı renkleri geçer, hatta aynılarını yansıtır. Neden biliyor musun? Bu bende zaten var der. Yürü koçum der. Olmayanları soğurur, olanları geçirir ya da yansıtır. Kafanda kodlarken kabaca böyle kalsın. Şimdi bu yeşille mor mavi geçti mi? Geçti. Sevgili arkadaşlar, şimdi buranın yeşil gözükebilmesi için şu filtrenin buradan yeşil geçti. Yeşil olması gerekir. Doğru mudur? Bu da arkadaşlar mavi gözüktüğüne göre bu arkadaşın da mavi filtre olması gerekir. Çünkü bu maviyi geçirmiş, mavi olmuş. Bu da yeşili geçirmiş, yeşil olmuş. Aynı mantıkla. Anlaştık mı? Güzel. Dediğim gibi orada hani trilyon tane şey varmış gibi insanın beyni döner Allah korusun. Bak mesela şurayı irdeleyelim. Bak magentaya kırmızı, yeşil, mavi geldi. Arkadaşlar magenta hangi renklerden oluşuyordu arkadaşımız? Mesela kırmızı ve mavi ışıklardan gördüğün üzere hop magenta olarak gözüküyor bu arkadaş. Maviyi ışığı, mavi ve kırmızıyı yansıttığı için. Çünkü kendi içinde mavi ve kırmızı barındırıyor. Sarı nasıl oluşuyordu sevgili arkadaşlar? Kırmızıyla yeşilden değil mi?
Diyor ki bu bende var ya yeterince diyor. Hadi yansıyın diyor. Ama mavi yok sarının içinde. O yüzden bunu soğuruyor. Tamam mı? Öyle düşünün. Hadi 2 ile devam edelim. İkinci soru diyor ki saydam olmayan bir boru şeklindeki gibi şekildeki gibi bakan gözlemcinin kalemi görebilmesi için 1 2 3 bölgelerinde tam yansımalı prizmalar yerleştirilecektir. Güzel. Buna göre 1 2 3 bölgelerinde yerleştirilmesi gereken prizma konumları nasıl olmalıdır? Sevgili arkadaşlar, bizim prizmalardaki yansımaları biliyoruz değil mi? Hop, öncelikle nasıldı bizim bu prizmalarımız? İkizkenar üçgendi. Hop, şöyle çizdiğimde sevgili arkadaşlar, şu arkadaş şuradan geldiğinde 90 dereceyle şuradan hop yine 90 derece yaparak 45-45 ya ikizkenardaki üçgen 45-45 tam 45 ile böyle yansır. Yani tam sevgili arkadaşlar, yatayda gelirse dikeye gider, dikeyde gelirse de yatayda geri döner. O şekilde kullanabilirsin. Eğer şöyle kurarsan, şöyle 90 derece olduğunu düşün. Bak buradan gelir gene 45-45 buraya gider. 45-45 hop geldiği doğrultuda biraz sağından geri döner. Farklı açılarda gelirse de farklı şey olur. Ama bak sen ne istiyorsun sevgili arkadaşım? Burada yataydaki tamamen dikey, dikeydekini tamamen yatay, yataydakini de dikey istiyorsun. Yani şu arkadaşı şöyle konumlandırmak en güzeli. Peki buraya giden yolu da ben sana şöyle söyleyeyim. Şimdi ışın buradan çıkacak, kalemden çıkacak, gözümüze gelecek. Buraya geldin sevgili arkadaşım. Sen buraya düz bir ayna koysaydın, düz ayna koysaydın şöyle koyardın. Değil mi? Bak 45 derece yansısın. Sevgili arkadaşlar böyleyse bak bu arkadaşı prizma olarak şöyle yerleştirirsin. Doğru mu? Doğru. Bak şimdi ışın buradan çıktı. Hop geldi. Buraya bir ayna koyacak olsam ben böyle koyarım bu aynayı. O durumda bu arkadaş da böyle olur. Bak gelir hop şöyle yansır. Aynen burada yansıdı gibi. Sonra buraya geldin. Bak burada da şöyle bir yol izlesin istersin. Değil mi? Güzel. Böyle bir şey istediğinde de sevgili arkadaşım bu arkadaşı şöyle koyarsın. Buraya geldi hop 90 derece saptırıyor. Bak bu arkadaş 90 derece saptırıyor. Bu 180 derece saptırıyor. Öyle de diyebilirsin yani. 90 derece saptırıyor. 180 derece saptırıyor. Bu şekilde koy. Gayet güzel oldu. 3 numara gelsin o zaman. Geldi 3 numara. Burada biraz yok, çok da değil. Uğraşacağız mı acaba dedim de. Boyu H olan ışıklı bir cisim şekildeki yakınsak merceğin K ve L noktalarına ayrı ayrı konulduğunda. Sevgili arkadaşlar H şu kadarmış. Gel biz buraya bu şekilde koyalım. K'ye ve L'ye koyduk bu arkadaş. Tamam, çok güzel. Ayrı ayrı konulduğunda oluşan gerçek, dikkat et, gerçek görüntülerin boylarına ait grafik şekildeki gibi oluyor. Güzel. Soruyu okuyalım. Merceğin odak ve merkez noktaları nerededir? Sevgili arkadaşlar, tabii burada yanılma. Ben önce merkez noktasını söyleyeyim. Arkadaşlar, mercekte merkez noktası O'dur. Değil mi? Sakın F, 2F'e gitme. F, 2F merceklerde kullanılır. Çukur aynalarda 2F uzaklığı merkezdir. Merceklerde de arkadaşlar, merkezin tam bu asal eksenle merceğin kesiştiği noktadır. Burası merkezdir. F vardır, 2F vardır. Merkez gibi davranır ama merkez değildir onun adı. Onun adı 2F'tir. Şimdi sevgili arkadaşlar, eğer görüntülerim gerçek oluştuysa bu iki arkadaşım da benim odak noktamın ötesinde yer alıyorlardır. Yani benim odak noktam sevgili arkadaşlar burada bir yerlerdedir. Eğer odakla mercek arasında olsaydı benim görüntüm nasıl olacaktı? Zahiri, sanal olacaktı değil mi? Onu da şuradan yine hatırlıyor musunuzdan sana yine göstermek isterim. İnce kenarlı mercekte sanal görüntü dikkat edersen odakla mercek arasında olursa oluyor. Güzel. Demek ki bu arkadaşlar F burada ve dikkat edersen K'nın boyu kendisinden küçük. Sevgili arkadaşlar tam 2F'de olsaydı bak 2F'de olsaydı aynı boy olurlardı. 2F'in dışında olduğu için boyu küçük olmuş. Hatta gel bak seninle bir çizelim. Hop. Şurada da F'imiz de burada olsun. Şöyle olur. Bir de buradan gönderirsen. Bak arkadaşın boyu küçük çıkıyor sevgili arkadaşlar. Peki L'de olunca 2F ile F arasında olunca ne oluyor sevgili arkadaşlar? Hop arkadaşın boyu hop şöyle uzuyor. Bak buradan gönderdiğinde daha büyük bir boyla karşılaşıyorsun.
O zaman özetle söyleyecek olursak, F ne dedi? Odak. Ha, bu belirledik. Odak noktam burada sevgili arkadaşlar. L ile O arası. L, O arası. Böyle söyleyelim. Değil mi? Güzel. Merkez noktam da O noktası. Konu kapanmıştır. Şimdi yorumlara geçelim. Cisim K ve L noktalarındayken oluşan görüntülerin özellikleri nasıldır? Sevgili arkadaşlar, burada bak dikkat et, düz gibi gösteriyor. Bu düzgüyü bir göstermesinin sebebi grafiksel olduğu için. Oysa oluşan görüntüler nedir arkadaşlar? Görüntüler K ve L için ayrı ayrı yazım. K ve L. Sevgili arkadaşlar, K için yazıyorum. Bir kere terstir. Cisimden küçüktür. Küçüktür. O başka neler söyleyebilirim? F ile 2F arasındadır değil mi sevgili arkadaşlar? Terstir, cisimden küçüktür, gerçektir. Gerçek dedik zaten. Gerçeği de bir daha yazalım. Zaten birinci kısmı okurken şey yapmıştık. Bir de arkadaşlar F ile 2F arasında yer alır bu arkadaş. F burası, 2F burası. L'ninkisi öyle mi? Sevgili arkadaşlar, L yine ters, gerçek, cismin boyundan büyük, cisimden büyük. Heh. Şimdi nerede yer alacak? Sevgili arkadaşlar, 2F'in ötesinde olacak değil mi? Şurası da F, 2F üssü diyelim biz buna. 2F üssü dışında yer alır. Hepsi bu kadar. Sen ışınları göndermeyi biliyorsan, paralel gelen odaktan gider, merkezden gelen merkezden gider. Konu kapanmıştır. Tamam, güzel. Gel 4 numarayla devam edelim. 4'te şöyle söylüyor. Şimdi sana renkli renkli kalemler çıkartacağım. Hop, bunu şeyde de bir önceki testte de yaptıydık. 7. sayı testinde de yaptıydık arkadaşlar. Onu çukur ayna için yapmıştık. Benzerini yapacağız şimdi. Odaklardan biri F olan F. Bak çok güzel. Yakınsak merceğin asal eksen üzerindeki eksene dik olarak XYZ aralıklarına ayrı ayrı bir cisim konuluyor. Bak ayrı ayrı bir cisim aynı cisimden bahsediyor. Asal eksen burada. Buna göre cismin görüntüsüne ait özellikler ile oluşturulan aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Arkadaşlar gelin aynı cismi X'e koyduğumuzu düşünelim. Y'ye koyduğumuzu düşünelim. Yani bu araya hop. Bir de 2F'in dışında Z'ye koyduğumuzu düşünelim. Şimdi bak bu arkadaşı zaten biliyorsun değil mi X arasında? O mercekle burası da odak noktamızın. Mercekle odak arasında olunca arkadaşlar bu arkadaş sanal olacaktı değil mi? Sanal olacak. Ve şuraya da F'i alalım. Şu F kadar alalım. Gerçek çizimlerini de gösterelim. F üssü. Şurası da 2F üssü. Tamam. Sanal oluşacak. Gelin neden olduğunu bir görelim. Arkadaşlar paralel gönderdim. Paralel gönderdiğimde bu arkadaşın ışını böyle gitti. Bak gitti. Daha sonra buradan bak merkeze gönderdiğinde bu arkadaşların kırılan ışınları burada buluşamazlar. Bu arkadaşlar nerede buluşur? Uzantıları buluşur. Bak uzantıları buluşur sevgili arkadaşlar. O da işte bu arkadaştır. X üssü diyelim biz buna. X'in görüntüsü. Tamam. Daha sonra yorumlarımızı yaparız. Yeşile gel. Yeşilde sevgili arkadaşım bak gönderdim. Gönderdim. Hop. Odaktan geçirdim. Hop bir de merkezden geçirdim. Şurada oluştu sevgili arkadaşlar. Y baya baya arkalarda oldu arkadaşlar. Hatta ben sana şöyle söyleyeyim. Eğer bu 1.5F'te ise bu arkadaş 3F uzaklıkta oluşur. Yeşili de gördüm. Buna da Y üssü diyelim. Daha sonra doldururuz tablomuzu. Bu arkadaş da bak yine paraleli gönderdim. Bunun paralelleri biraz boyları bir şey olmuş ama. Gönderdim. Odaktan geçirdim. Hepsinin de aynı olacaktı aslında. Ben orada niye bir şey hata yaptım ki? Neyse hadi şöyle göndermiş olalım. Hepsinin de aynı aslında şu şeyleri de. Hop şunu gönderdiğimde sevgili arkadaşım. Bu arkadaşın buluştuğu yerde F ile 2F arasında oluşur. Şu boyları düzgün çizememişim de o yüzden. Şimdi okuyalım arkadaşlar. X aralığı. X aralığında oluşan cisme göre durumu ne olur sevgili arkadaşlar? Düz olur. Bak düz oluştu. X üssü. Sanal veya gerçek sanal olur arkadaşlar. Bak sanalla gerçeği biz daha önce konuştuk değil mi?
kırılan ışınların kesişmesi olsaydı gerçek olurdu. Bu arkadaş kırılan ışınların uzantılarıyla oluştu. O yüzden sanaldır arkadaşlar. Hop nasıldı? Bak cisimden büyük çıktı. Y'ye geldiğimizde ters görüyorum. Sanal mı gerçek mi? Gerçek arkadaşlar, çünkü kırılan ışınların kesişimiyle oldu. Gerçek. Cisimden büyük küçük, çok açık büyük. Cisimden büyük. Z'ye koyduğumda arkadaşlar, Z'ye koyduğumuzda bu arkadaş yine ters. Evet, ters görüyorum. Gerçek mi? Gerçek. Çünkü kırılan ışınların kesişmesiyle ortaya çıktı o arkadaş. Ve dikkat edersen cisimden küçük. Hayırlı uğurlu olsun. Bunları bazen ezberliyorlar işte şu arası. Yani ona da saygı duyuyorum, eyvallah, da o çok akılda kalıcı değil. Sen şu ışınların gidişatını bil. Ondan sonra otur lömbür lömbür çizersin. Yani hiç de sıkıntı olmaz. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.